gerçek kişilerde ehliyet kavramı diyoruz şimdi. Medeni Kanun'un kişiler hukuku bölümünde ehliyetten de bahsetmişti arkadaşlar. Ehliyet türleri kendi içinde hak ehliyet ve fiil ehliyet olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz. Hak ehliyeti ne sağlar? Fiil ehliyeti acaba ne sağlar? Hemen öncesinde şunu söyleyeyim. Fiil ehliyetinin tanımı daha önceki yıllarda sınavda karşımıza çıktı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hak ehliyeti bana der ki sen haklardan faydalanabilirsin. Yani hak ehliyeti kişiye aslında hak ve borç sahibi olabilme gücünü verir. Ama bana burada hakkı kullanırsın demiyor bakın. O yüzden hak ehliyeti aslında baktığınız zaman aktif bir ehliyet midir yoksa pasif bir ehliyet midir? Diyorum ki pasif bir ehliyettir aslında hak ehliyeti. Neden? Çünkü bana der ki sana hakta yararlanma sağlarım ben. Kullanmayı sağlayan ehliyetim benim fiil ehliyetidir arkadaşlar. Neden? Nasıl başlıyor? Söyleyeyim, burası daha net oturacak. Dikkat! Hak ehliyetinin başlangıç anı acaba ne zamandır? Hak ehliyeti için şunu söyler arkadaşlar. Der ki tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşürdüğü anda hak ehliyeti başlar. Kişilik ne zaman başlıyordu hatırlıyor musunuz? Tam ve sağ doğumla gerçek kişilik başlıyordu. Tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğüm anda hak ehliyetim başlıyor. Peki şimdi ne diyor bak tam ve sağ doğma koşulu var değil mi? Bu koşul gerçekleşmezse kişi hakkı kullanabilir mi arkadaşlar? Hayır. O yüzden yararlanma sağlar diyor. Bak kullanma ne yapmıyor bana? Sağlamıyor. Peki sizin hak ehliyetiniz kaç aylıkken başladı? Kaç aylıkken başladı? Hak ehliyeti? Doğduğum an diyor. Arkadaşlar benimki 3 aylıkken, onunki doğduğu an, öbürününki şu 5 aylıkken olmaz. Çünkü hak ehliyetine hakim 2 tane ilke vardır. Nedir hak ehliyetine hakim ilkeler? Biri genellik ilkesi, diğeri de eşitlik ilkesi. Genellik ve eşitlik ilkeleri hakimdir. Yani tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşürdüğü an herkesin hak ehliyeti vardır der. Anlaştık mı? Haklarda faydalanmayı ne sağlıyor bana? Hak ehliyeti. Hakları bana kullandıransa fiil ehliyetidir. Hak ehliyeti herkesin aynı dedik bakın başlangıcı için falan. Fiil ehliyeti öyle değil ama. Fiil ne demek? Bir Türkçe düşünelim önce. Hareket değil mi? Fiil hareket. Benim yani kişinin kendi iradesiyle haklar kazanabilmesi ve borçlar altına girebilmesi. Mesela ben 10 yaşındayken bir sözleşme yapıp kendimi borca sokabiliyor muydum? Hayır. O zaman fiil ehliyetinde bir takım koşullar var arkadaşlar. Deriz ki 5 yaşındaki bir çocuğun fiil ehliyeti yoktur. Ne demek? Yani kişi kendi iradesiyle 5 yaşındaki çocuk hak kazanamaz, borç altına ne yapamaz giremez diyor. Fiil ehliyetine sahip olabilmem için benim 3 koşula ihtiyacım var. Hakları bana ne yapıyor? Bakın kazandırıyor, kullanmamı sağlıyor. O zaman hak ehliyeti pasifken fiil ehliyeti için şunu söyleyebilir miyim? Fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir. Hak ehliyeti yararlanma sağlarken fiil ehliyeti hakkı ne sağlıyor? Kullanma sağlayan ehliyettir. Acaba fiil ehliyetinin şartları nelerdir? Benim fiil ehliyetimin olması için fiil ehliyetinin şartları nelerdir? En önemli şartlarından bir tanesi kişinin diyor ki ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ayırt etme gücüne sahip olmak. Önemlidir değil mi? Ya şu devirde herkes kendi aklından şüphe ediyor ama değil mi? Hele sınava hazırlanırken. Bir diğer durum ergin olmak. Bu da ergen olmak değil bakın ergin olmak. Sonra bir diğer durum kişinin bir şey olmaması lazım. Kısıtlı olmaması gerekiyor. Buna fiil ehliyetinin olumsuz koşulda derler. Mamak yazdığı için tamam mı? Türkçe anlatmıyorum burada kesiyorum hemen. Ayırt etme gücü nedir? Stüdyonun sesi çıkmıyor. Bak ben sıkılıyorum böyle siz böyle yapınca. Arkadaşlar kişi mesela şey düşünün birine bıçağı salladığımda kafasına taş attığımda kafasının yarılacağını ona zarar vereceğimi kestirebiliyorsam ben benim ayırt etme gücüm var mıdır? Evet. Vardır. İyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine biz ayırt etme gücü adını veriyoruz. Ama bazı durumlar var ki kişi iyiden kötüden ayırt edemiyor. Bir su içeceğim. Ben de nefes nefese kaldım. Yoruldum. Aa nefes nefese kaldım. Evet. Hep
birlikte bak rahatlayalım hadi. Gözlerinizi kapatın, nefes alın. Evet, içinizdeki kötülükleri salın. Derin nefes. Nefes çok önemli bak, bilginiz olsun. Ay aklıma şey geldi. Söylemeyeceğim, hepinizinkine geldi herhalde. Niye böyle bir iğrençlik yaptım acaba? Evet. Ay, iyi kötüden ayırt edebilme yeteneği. Bazı durumlarda ama ayırt edemiyoruz. Ne zaman edemiyoruz? Arkadaşlar ben bazı bir kere bir şey yapmışım mesela, o zaman ayırt etmiyormuşum. Annem dedi ki senin küçükken pazara götürüyordum, millete çimdik atıyordun dedi. Aa dedim, ne biçim bir insanmışım ben küçükken. Bak küçük de aklı vermiyor değil mi? Orada bir anneme kızsa, şu kızına sahip çık çimdik atıyor bize desene de aklı ermiyor onun. Ya da 5 yaşındaki bir çocuk geldi bize bir şey yaptı kızdığımızda, ne derler? Ablası onun aklı ermiyor. O zaman bir durum var ki bizim o anda ayırt etme gücümüz olmuyor. Biz buna ayırt etme gücünden yoksunluk karineleri de diyoruz. Hangi durumlarda kişinin ayırt etme diye kabul ediliyormuş? O zaman hep birlikte birinciyi söyledik ve benden şu an çimdik atmıyorum ama bilginiz olsun. Yaş küçüklüğü. Ayırt etme gücünü ortadan ne yapıyor arkadaşlar? Kaldırıyor. Başka bir durum var ki akıl hastalığı yine ayırt etme gücünü ortadan ne yapar arkadaşlar? Kaldırır. Allah korusun. Allah kimseyi aklıyla sınamasın diyelim. Ve Alzheimer gibi düşünün mesela. Akıl zayıflığı gibi hallerde ayırt etme gücünü ortadan kaldırıyor mu? Evet, kaldırıyor. Bir durum var ki kişi iyiden iyi, kötüden ayırt edemez. Aslında normalde yapmayacağı şeyleri bu hale düşünce yapar. Nedir o? Sarhoşluk ve benzeri haller deriz. Aramızda sarhoş olan olmuştur arkadaşlar. Sarhoşken kişi acaba kendini nasıl... Siz hiç sarhoş oldun mu? Sen olmamışsındır. Evet. Nasıl oluyor sarhoş olunca? Çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor diyor. Yani. Hatırlamıyorum falan diyorlar ya gerçekten. Ne kadar sarhoş evet. Olmadım. Ya. Evet. Ne güzel. İçmeyin. İçki kötülüklerin anasıdır arkadaşlar. Sarhoşken kişi iyi kötüden ayırt edemez. Bak normal halde bir yapmayacağı bir şeyi sarhoşken kişi yapabilir zaten. Genelde de böyle sabah hatırlamazlar ya. Hep şeyde sarhoş atasözü vardır bir tane. Sarhoştum aydım, sabah oldu caydım. Atasözü denilemez tabii ki bunu ama. Demek ki sarhoşluk da ayırt etme gücünü ortadan kaldırır. Peki sizce sarhoşlukla yaşlılık, yani bağımlılık aynı şeyler midir? Aynı derecedeler midir? Hayır. Mesela hiç içmediğinizi düşünün. Gittiniz işinize, sarhoş oldunuz. Sabaha ne yapıyor? Ayılıyor. Ama bağımlı olan, sürekli içen kişi biraz sonra kısıtlı olma durumları arasında, alacağım bilginiz olsun, tamam mı? Şimdi burası bir kalsın böyle. Kısıtlılığı anlattıktan sonra diyeceğim ki dikkat edin, bu burada değil, bu oradadır. Anlaştık mı? Bir koşulumuz, en önemli koşulumuz buydu. İkinci, ergin olma koşulum. Benim ergin olmam ayırt etme koşulum, söyleyemedim. Fiil ehliyeti koşulum, ergin olmak arkadaşlar. Ergin olmak, kanunun söylediği yaşa gelmek ya da o yaşa gelmiş kabul edilmektir. Ve kanunen bizim erginlik yaşımız kaçtır arkadaşlar? 18 yaşın doldurulmuş olması. Kaç dedin? 17. Yazıklar olsun. Sen 17 de mi ergin oldun ha? 18 yaş. Hepimizin böyle merakla beklediği bir yaş değil mi? Ah, bir 18 olsam. Olunca bir şey olacağını zannediyorduk. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Şimdi küçülmeye çalışıyoruz bizler böyle. 18 yaş dolduğunda ergin oluyor kişi. Ben 18'i doldurduktan sonra dilediğim kişiyle evlenirim, dilediğim sözleşme yaparım. Kimseye hukuken bir şey sormak zorunda değilimdir. Ama 18'in altında da ergin olma durumları vardır. Bunlardan bir tanesine biz deriz ki evlenme erginliği. Kişi evlenerek de ergin kılınabiliyor arkadaşlar. Evlenme erginliğini de kendi içinde olağan evlenme ve olağanüstü evlenme erginliği olmak üzere iki başla ayırıyorum, tamam mı? Mesela ben en az, kadında da erkekte de yaş aynıdır arkadaşlar, 17 yaş doldurulduğunda aşık oldum birine, tamam mı? Aileden izin almadan evlenemiyorsun zaten ama dedim ki ben ölüyorum, nefes alamıyorum dedim ya. Bak vermezseniz kaçacağım dedim. Bana diyor ki kanun, 17 yaşını doldurduğunda veli onayıyla, madem bu kadar seviyorsun diyor, evlen de gör diyor. Veli onayıyla kişi 17 yaşını doldurduğunda ne yapabilir o zaman? Evlenebilir. Sınav sorusuydu. Kadında ve erkekte olağan evlenme erginliği kaçtır? 17 yaştır. Peki ben bu kez diyor ki sen 16 yaşı doldurduğunda olağanüstü bir durum yaşanırsa mahkeme kararıyla da ergin kılınabiliyorsun. Bu şöyle bir şey değil ama. Ay onsuz yaşamıyorum. Uyuyamıyorum. Ölüyorum. Nefes alamıyorum.
Böyle bir şey yok arkadaşlar. Olağanüstü bir durum yaşanması gerekiyor. Evlilik dışı gebelik olağanüstü bir durum değil mi? Evet. Sıkıntılı bir durum. 16 yaşın doldurulması halinde olağanüstü bir durum yaşanırsa, bak burada veli onayı yetmez. Mahkeme kararıyla kişi ergin kılınabilir. Anlaştık mı? Peki, bir diğer durumsa, kazai rüşt dediğimiz bir erginlik var arkadaşlar. Yargısal erginlik diye de geçer, kazai rüşt. Yargısal erginlik, kişi mahkeme kararıyla ergin kılınabiliyor. Ama bu öyle evlenmek için falan değil, tamam mı? Genelde bu işle alakalı kısımlarda oluyor. Burada koşul şu, 15 yaşın doldurulması durumunda, 15 yaşını dolduran küçüğün ergin kılınma yönünde isteminin bulunması gerekiyor. Küçüğün menfaatine bir durum olması gerekiyor. Velayet altındaysa veli onayı gerekiyor. Çocuk vesayet altındaysa vesayet makamının onayı gerekiyor. Ve yetkili mahkemenin ergin kılınma konusunda kararının alınması gerekiyor arkadaşlar. Mesela meslek lisesi çıkışlı olduğumu düşünün ve işte çalışmam gerekiyor. Bunun için erginlik koşulu aranıyor. Mahkemeye başvuruda bulunuyorum. Diyorum ki çalışacağım, böyle böyle bir durum var. En az 15 yaşımı doldurdum. Küçüğün istemi var. Benim menfaatime bir durum var diyorum. Onaylarım da var diyorum. Mahkeme araştırıyor. Gerçekten menfaatime bir durum varsa beni ne yapabiliyor? Ergin kılabiliyor. Bakın ben 15'te ergin kılındım diye gidip evlenebilir miyim? Sadece o alan için. Şurada kişi ergin kılındı diye gidip yine oyunu kullanamaz. Ehliyetini alamaz. 18 yaşın gerektirdiği şeyleri direkt ne yapamıyor? Yapamıyor bu alanlar için. Sınavda olağan ve olağanüstü daha önceki yıllarda çıktı arkadaşlar. Bak dikkat edin. Şimdi bana sorarsa medeni kanuna göre erginlik kaç yaşın doldurulmasıyla başlar? 18. Kadın ve erkekte olağan evlenme ergin yaşı 17. Olağanüstü 16. Kazai rüşt 15. Peki şöyle bir soru gelse ki benzeri geldi. Hangilerine mahkeme kararı gerekiyor? Bak evlenmede bir mahkeme kararı var. Bir de kazai rüşte mahkeme kararı olarak kişi ne yapabiliyor? Evlenebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Anlaştık mı? 15'in altında erginlik kesinlikle yok zaten. Ki 15 yaşta peki kişi olağanüstü bir durum yaşarsa evlenebilir mi? Hayır. Onun da en alt sınırı yine 16 yaştır. Bilginiz olsun. Tamam? Hemen bir su içiyorum. Sizi dinlerken böyle bol su için arkadaşlar. Su çok önemli. Nefes alın. Evet. Bir diğer koşul, yani fiil ehliyetinin olumsuz koşulu ise kısıtlı olmamak. Mamak dediği için olumsuz koşul olarak geçiyor. Arkadaşlar ben sizi bir odaya kilitledim. Dedim ki arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Dışarıda bir tane elinde pompalı tüfekle dolanan normal olmayan birisi var. Sizi buradan çıkaramam diyorum, tutuyorum bak. Sizi ne yapıyorum orada? Kısıtlıyorum değil mi? Tutmaya çalışıyorum. Amacım ne? Sizi korumaktır. Hukuk da beni kısıtlıyorsa korumak için kısıtlıyor. Diyorum ki derdin ne? Sen beni neyden koruyorsun diyorum. Bazen seni sana karşı bile korumam gerekiyor olabilir diyor. Hangi durumlarda beni kısıtlıyor? Kısıtlayınca neler oluyor? Şimdi sebeplerine bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki kanuna göre kişi hangi hallerde kısıtlanabilir? 1. Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı gibi durumlar kısıtlama sebebi olarak geçer arkadaşlar. Biz küçükken bir tane film vardı, Türk sineması, çok severdim ben. Gulliye Barney, hepiniz bilirsiniz. Onu izleyince böyle ayaklarımı çıkaramıyordum yorgandan. Siz çıkarabiliyor muydunuz? Hala ben izleyeyim, inanın çıkaramam yani. Gulliye Barney gelecek zannederim. Niye o çıkıyordu da Adile'nin aşkı korkutuyordu? Çünkü mal varlığını yönetimin ellerine almak istiyorlardı. Kafayı yesin diye uğraşıyorlardı kadın bak. Kısıtlandığı zaman vasi atanıyor ve vasi onun adına işlemler yapıyor. Maalesef kötüye kullanılan halleri de görülüyor arkadaşlar. Hangi sebepler var başka? Diyor ki savurganlık bir kısıtlama sebebidir. Çok savurganım. Eşim tarafından kısıtlanabilirim. Kötü yaşama tarzı. Kötü yönetim. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı. Bak şimdi bu farklı bağımlı. Ayaklı Efes gibi düşünün bunu, tamam mı? Öyle kalsın.
Sarhoşluk geçiciydi ama sarhoşluk o zaman geçici olduğu için, sabaha düzeldiği için kısıtlama sebebi değildir. Hemen burada notunu yazıyorum. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın, sarhoşluk bir kısıtlama sebebi değildir. Peki yaş küçüklüğü bir kısıtlama sebebi midir? Hayır, zaten velayet altında. Yaş küçüklüğü bir kısıtlama sebebi değildir. Bilginiz olsun, tamam mı? Evlisiniz, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı bir eşiniz var. Kısıtlama kararı ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz. Mesela savurganlıkta Hülya Avşar'ın annesinin kısıtlandığını hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, klasik örneğidir. Savurganlık sebebiyle kısıtlanmıştı. Başka bir halse bunu arkadaşlar, elinizde eski kaynaklar varsa, şimdi buraya lütfen dikkat edin. Videoyu yenilememdeki mantık bu zaten. Bir sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza yazıyorduk. Eskiden buraya değişti. Bir ara kalktı, şimdi o 5 oldu. Elinizdeki kaynaklarda şurada 1 yazıyorsa onu 5 olarak düzeltin. Hiçbir şey yazmıyorsa bu yazacağım, lütfen ekleyin. Kişi 5 sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza almış olması. Daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza. Tamam. Tekrar söylüyorum. Öncesinde 1'di, artık 5 sene oldu arkadaşlar. Lütfen elinizdeki kaynaklardan bunu düzeltin. Bu haller varsa ben kısıtlanabiliyorum. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kısıtlama kararı çıkıyor, bilginiz olsun. Şuna da dikkat edin. Şimdi soru diyor ki, hangisi kısıtlama sebepleri arasında yer almaz? Şunları söyledim. Sarhoşluk ve yaş küçüklüğü kısıtlama sebebi değil. Dikkat! Şimdi arkadaşlar, yaşlılık. Yaşlılık acaba nedir? Dedelerinizi, anneannelerinizi, babaannelerinizi düşünün. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun hepsinin. Şimdi ben düşünüyorum. Mesela diyorum ki, dedem evet yaşlı ama ayırt etme gücü var. İyi kötüden ayırt edebiliyor. Benim dedem yaşlı olduğu için kısıtlı değil. Ama rahmetli babaannem mesela Alzheimer'dı ve babaannem kısıtlı sayılıyordu arkadaşlar. O zaman yaşlılıkla alakalı bir durum da değil bu direkt, tamam mı? Direkt yaşlılıkta net bir şekilde kısıtlama sebebi olarak alamazsınız. Şöyle söylerim. Yaşlılık isteğe bağlı kısıtlama sebebidir. Yaşlılık isteğe bağlı bir kısıtlama sebebidir. Bilginiz olsun. Tamam. Sınavda karşıma çıkan sorularını ve çıkabilecek kalıpları bir kez daha söyleyeceğim tahtayı silmeden önce. Fiil ehliyetinin tanımı zaten sınavda çıktı, bilginiz olsun. Çıkmış sınav sorusuydu, iki kez çıktı karşıma. Fiil ehliyetinin koşulları nelerdir? Unutmuyorum. Ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak, kısıtlı olmamak. Ergin olma 18 yaş, olağan evlenme 17, olağanüstü 16 ve mahkeme kararı gerekiyor. Kazanan virüs yaşımda kaçtır? 15 yaşın doldurulmuş olması. Peki, şimdi fiil ehliyetinin 3 koşulu var. 1, 2, 3. Şimdi ben 3'ünü de taşıyorum. Sizler 3'ünü de taşıyor musunuz? Evet, çoğunuz taşıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama 16 yaşındaki bir çocuk mesela bunu taşımıyor. Ya da savurganlık sebebiyle kısıtlanmış kişi bunu taşımıyor. O halde hepimizin ehliyet, yani fiil ehliyet türleri aynı değil arkadaşlar. Kişiler bu koşulları taşıyıp taşımamalarına göre ehliyet grubu bakımından çeşitlendirilmişlerdir. Şimdi tahtayı sileceğim, onlara bakacağız. Evet, tahtamı çizdim ve geldim. Gerçek kişilerde fiil ehliyeti türlerine bakacağız. Hemen şu kenarda size bir hatırlatacağım. Kamera şurayı alıyor değil mi? Alıyor. Tamam. Fiil ehliyetinin 3 şartı vardı. Neydi bunlar? 1. Ayırt etme gücüne sahip olmak. 2. Ergin olmak. 3. Neydi o da? Kısıtlı olmamak. 3 tane koşulu vardı. Şimdi aklınıza şöyle kalsın, tamam mı? Hani Nescafe var ya böyle üçü bir arada. Bunu söyleyince de hep şey aklıma geliyor. Nescafe bile üçü bir arada, ben yalnız. Bazen böyle saçma sapan şeyler geliyor aklıma. Kahvede, kahveyi kahve yapan en önemli şey nedir? Kahve. Ayırt etme gücü kahve olsun. Bakın demiştim ki fiil ehliyetinde de önemli koşulu neydi? Ayırt etme gücüydü. Ergin olmak krema olsun. Kahve, krema, kısıtlı olmamak da şeker olsun, tamam mı? Şimdi kimisi şekersiz içer değil mi? Kimi böyle süt tozuyla falan içiyor, bir gideri oluyor. Kimisi sade içiyor. Bunlara göre düşüneceğim. Eğer ki üçü bir aradaysa kişi ehliyetlilerden bir tanesi. Bir tanesi bile eksilirse ehliyetsiz. Bakın özünde ehliyet türleri tam ehliyetli, sınırlı ehliyetli diyor ya. Başlangıçta ikiye ayrılıyor. Ehliyetlidir kişi ya da kişi ehliyetsizdir. Şu koşullardan bir tanesini bile taşımıyorsa kişi nedir? Ehliyetsizdir arkadaşlar. Ben diyorum ki kişi Nescafe'yi üçü bir arada kullanıyor. Hop, bu ne? Tam ehliyetli. Üçü bir arada. Sınırlı ehliyetli, üçü bir arada.
E o zaman ne farkı var? İkisine de üçü bir arada yazdım. Şimdi bakalım farkına. Tam ehliyetli kişinin ayırt etme gücü var. Üçü bir arada dedik ya bak. Ayırt etme gücüne sahip olan bir kimse, ergin olan bir kimse ve kısıtlı olmayan bir kimseden bahsediyor. Kısıtlı olmama koşulunda taşı. Üçü de var. Yani bakalım ben öyle miyim? Benim ayırt etme gücüm var görüyorsunuz. Erginim ve kısıtlı da değilim arkadaşlar. O zaman hemen şuraya geliyorum. Tam ehliyetli olduğumu söylüyorum. Bir örnek versem. Mesela dedim ki size. Kim olsun? Murat. 25 yaşında. Ayırt etme gücüne sahip. Evi, iki tane evi var. Bir arabası var. O diyeceksiniz burada. O. Yakışıklı, karizmatik, akıllı. Şimdi bak, baktığımızda derim ki Murat 25 yaşında. Ergin mi? Evet. Ayırt etme gücü olduğunu söyledim mi? Evet. Hakkında herhangi bir kısıtlılık da yoktur. O zaman Murat'ın ehliyeti nedir arkadaşlar? Baktığımızda tam ehliyetli. Bana derse ki mesela 18 yaşını geçecek. 19 yaşında ya da 18 yaşını doldurmuş. Erginliği almış bakın. 18 yaşını doldurmuş. Herhangi bir kısıtlama kararı olmayan. Ayırt etme gücüne sahip Ali'nin ehliyeti nedir derse tam ehliyetli. Şu an muhtemelen beni dinleyen sizler de tam ehliyetlisiniz. Sınırlı ehliyetli grubuna geldiğimiz zaman yine 3 koşulun 3'ünü de taşıyor. Ama taşımasına rağmen. Mesela diyelim ki bu da kim olsun? Fatma. 30 yaşında ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı değil. Kısıtlı olmama koşulunda taşıyor. 3 koşulda taşıyor mu? 3 artıyı aldı mı? Aldı bak. Şurada ergin dememe gerek var mı? Zaten 30 yaş diyorum. Fatma şu anda ne? Tam ehliyetli. Ancak Fatma'ya bir yasal danışman atanmış. O zaman 3 koşulda taşımasına rağmen kendisine yasal danışman atanan kimseler. Kendisine yasal danışman atanan kimselerin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyetli grubuna girer. Anlaştık mı? Mesela ben bir alanda iş yapıyorum ama anlamadığım bir alan var. Kendime o konuyla alakalı bir danışman atıyorum arkadaşlar. Bakın bu bir kısıtlama değildir. Muhasebesel, finansal konularda kendime bir yasal danışman atadım. Ehliyetim ne oldu benim? Sınırlı ehliyetli. Evli kişilerin ehliyetleri nedir? Bu biraz maalesef tartışmalı doktrinde. Evli kişileri tam ehliyetli olan olarak alan da var. Sınırlı ehliyetli olarak alan da var arkadaşlar. Şimdi eskiden medeni kanunda evin reisi kocadır yazıyordu. Şimdi evde ev reisliği kavramı diye bir şey yok arkadaşlar. Evdeki evlilik birliği ortak götürülür gibi bir hüküm var kanunda. O yüzden ondan beri bir tartışma var. Evli kişiler tam ehliyetli midir, sınırlı ehliyetli midir diye. Net bir şey yok. Tartışma olduğunu parantez açarak belirtiyorum. Bana sorarsanız ben de evli kişileri sınırlı ehliyetli olarak kabul ediyorum. Çünkü mesela evlendiği zaman kişi bir ev satacağı zaman eşinin rızasını falan alması gerekiyor ya. Bu yüzden dolayı oluyor bu. Sınavlarda daha önceki çıkmış yıllara baktığımız zaman bazı sorularda tam bazılarında son yılda sınırlı ehliyetli olarak kabul ediyor ama dediğim gibi tartışmalı bir konu olduğunu söylüyorum. Üç koşulda taşıyorsa ehliyetli gruptu. Koşullardan biri bile eksikse yani kahvesi ikisi bir arada. Kahvesi ikisi bir arada. Şimdi bakın ikisi bir arada ne zaman anlamlı olur? Kahve en önemli şey dedim ya. Mesela dedim ki kişinin ayırt etme gücü var. Ergin olma koşulunu da taşıyor. Ama üçüncü koşul olan kısıtlı olmama koşulunu taşımıyor. Yani kısıtlıymış bu kimse. Bak üçüncü koşulu taşımıyor. Kahve ile krema gideri var mı? Kahve tadını alır mıyım? Alırım. Olur. İkinci hali bunun. Bir de bu kez kremasız kullanalım. Kahve şeker içsin. Ayırt etme gücü var. Kısıtlı olmama koşulunda taşıyor. Kısıtlı da değil bu kimse. Ama henüz ne olmamış bu? Ergin olmamış. Daha ergin değil. Bak bunun da bir içiyor gideri var diyor. Arkadaşlar benim ayırt etme gücüm var. Erginim. Savurganlık sebebiyle eşim tarafından kısıtlanırsam benim ehliyetim ne olur? Sınırlı ehliyetsiz olur. O zaman şöyle söyleyelim. Diyelim ki 20 yaşındaki Esra ya da şöyle yazalım. Ben bu 20 yaşındayım tamam mı? Çaktırmayın. 20 yaşında savurganlık nedeniyle kısıtlanmış
Ali diyelim hadi. Tamam. Nedir? Bak 20 yaşında ergin ama savurganlık nedeniyle ne yapmış Ali? Kısıtlanmış. Kısıtlı kimselerin ehliyeti nedir o zaman? Sınırlı ehliyetsizdir. İkincisine geliyorum. Ayırt etme gücü var. Kısıtlı değil ama henüz ergin olmamış. 18'in altında. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Ayırt etme gücü de olması lazım. Dedim ki 16 yaşındaki ayırt etme gücüne sahip olan Mehmet. Nedir Mehmet'in ehliyeti? Ayırt etme gücü var. Kısıtlı değil ki, yaş küçüklüğü kısıtlama sebebi değil dedi zaten ama henüz ergin olmadığı için ne oldu? Tam sınırlı ehliyetsiz oldu. Kahvede arkadaşlar, Nescafe'de kahve olmazsa ona bir kahve diyemem ben, öyle değil mi? Eğer ki taşımadığı koşul ayırt etme gücüyse, yani kişinin ayırt etme gücü yoksa tam ehliyetsizdir. Burada ergin olması, kısıtlı olmaması falan hiçbir şeyi değiştirmez. Baktığımız zaman mesela 5 yaşındaki Can nedir ehliyeti? 5 yaşındaki Can'ın ehliyeti tam ehliyetsiz. Niye? Ayırt etme gücü yok çünkü. Peki dedim ki 40 yaşındaki ayırt etme gücü bulunmayan Burak. Bu ne oldu arkadaşlar? 40 yaşında olması beni etkilemiyor. Çünkü Burak'ın neyi yok? Ayırt etme gücü olmadığı için tam ehliyetsizdir. Demek ki ayırt etme gücü olmayan kişilerin ehliyetleri nedir? Tam ehliyetsiz. Şimdi şöyle düşünün. Gözleri kapatıyorum. Doğdum, dünyaya geldim de benim ehliyetim neydi? Tam ehliyetsiz. Çünkü ayırt etme gücüm yoktu arkadaşlar. 16 yaşında neydim ben? Henüz ergin olmadığım için yine sınırlı ehliyetsiz oldum. 18 yaşımı doldurdum ben. Erginim, ayırt etme gücüm var. Kısıtlı değilim. Tam ehliyetli oldum. Kendime bir yasal danışman atadım. Ne oldum? Sınırlı ehliyetli grubuna girdim. Anlaştık mı? Ayırt etme gücümü kaybettim. Akıl hastası oldum. Tam ehliyetsiz bir hale geldim. Biliyorum başlangıçta birazcık karışık geliyor bu konular size ama çalışın ve ev ahalisinin böyle birazcık akrabalara doğru kayın. Onların bir ehliyet hallerini çıkarın. Annenin ehliyeti bu, babanın ehliyeti işte şu ehliyete giriyor, kardeşinki buna giriyor, benimki buna giriyor diye. Ödeviniz olsun bu sizin, tamam mı? Kontrol edeceğim, atıyorsunuz bana. Bu şekilde oturtun, arkalarından sorularını çözün. Soru kalıplarını nasıl göreceksiniz? Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsiz grubuna girmez? Ya da aşağıdakilerden hangisinin ehliyeti diğerlerinden farklıdır diyerek karşımıza böyle böyle örnekler ne yapabilecekler? Çıkarabilecekler. Anlaştık mı? Evet, o zaman diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.